Evet, şimdi eşi doğum yapmak üzere olan bir adamın muayenehanedeki gerginliğini izleyeceğiz. Yani orada bir hakikaten bir gerginlik oluyor. İnsanın çocuğu nedir, nasıl oluyor falan. Bir de ben ultrasonda hep karıştırıyordum yani. Ayaklara bak diyorlar, o başı değil mi falan. Böyle bir hiçbir zaman onu tutturamıyordum. Benim de ayrı bir gerginim vardı. Şimdi tam bu konuyu işleyen bir skeç hazırladı arkadaşlar. Bir kadın doğum meselesi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Ya hayatım, bir şey söyleyeceğim. Benim muayeneye gelmem şart mıydı ya? Biz bugün arkadaşlarla görüşecektik. Ay bugün de görüşmeyi verin ya üniversite arkadaşlarınla. Hem öyle her hafta ne konuşacak, ne buluyorsunuz anlamıyorum. Biz de 3 yıldır evliyiz. Her gün görüşüyoruz. Ben diyor muyum bu hafta görüşmeyelim diye? Allah Allah. İstersen görüşmeyelim ya. Ha? Hem biraz özlerim seni. Gerçi yok, olmaz ya. Değil mi? Dayanamazsın. Hayır, özlemem anlamında dedim. Ya hayatım, bir şey soracağım. Yani sonuçta bu bir kadın doğum muayenesi değil mi? Yani benim burada ne fonksiyonum var bir erkek olarak? Yanımda olman canım mesela. Ha? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta. Öyle bir yemin etmiştik değil mi? İmzam bile var. Konuştum öyle. Tamam, tamam. Neyse, o Deniz Hanım gelsin. Şey yapalım, halledelim, çıkalım. Deniz Hanım? Ceren Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Kusura bakmayın, beklettim biraz. Olur mu? Yeni geldik zaten. Bu arada eşim İsmail. Merhaba İsmail Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Deniz Hanım. Deniz Bey. Ya sıkıntı yok zaten, karıştırılıyor. Unisex bir isim olduğu için. Seks ne, ne seksi? O zaman ben içeri bir hazırlayayım. Tamam. Size sonra haber vereyim, olur tamam mu? Tamam hocam. Tamamdır. Tamamdır. Sağ olun hocam. Ceren, yürü gidiyorsun. Nereye ya? Sahte bu doktor, yürü. Ya saçmalama, gel buraya. Nereye, ne oluyor? Hayatım, adı üstünde. Kadın doğum uzmanı. Bu adam erkek. Sahte bu doktor. Sahte. Ya bir dakika, bir dakika. Sen benim doktorum erkek diye tribe mi girdin şu an? Sen ne yapıyorsun İsmail? Saçmalama, öyle şey olur mu? Ne alakası var? Hayır ya, sen bayağı tribe girdin şu an. Mağara adamı gibi oldun şu an. Kendine gel. Ya hayatım, yani sonuç olarak şöyle bir şey değil mi? Yani bu kadın doğum uzmanı, hani kadın olsa daha iyi olmaz mı? Yani senin hemcinsin bedenini daha iyi tanıyor falan, öyle bir şey değil mi bu yani? Yok ya. Geçen de sen masaja gittin, erkek masör istemedin. Hemcinsin değil miydi? Bedenini daha iyi tanımaz mıydı? Ya aynı şey mi? Aynı şey mi? Ayrıca sorarım sana. Ben neden bedenimi sıcak taşlarla bir erkeğe sıvazlatıyorum? Ben de cevap veririm sana. Neden bir kadına sıvazlatıyorsun? Hayatım, o kadınlar küçücük böyle, Taylandlı, bıdık bıdık böyle çıkıyorlar. Hissetmiyorsun ya. Yeter İsmail. Bak bu konuyu daha fazla konuşmayalım. Bir öküzle evli olma ihtimalini düşünmek istemiyorum şu an. Lütfen. Evet Ceren Hanımcığım, buyurun siz. Hazırlarım, hemen ben hocam, geliyorum. Hemen hemen. Hocaya hemen, bize İsmail, bir şey mi dedin canım? Ha yok, bir şey demedim ya. Ben son bir tahlillerinize bakayım, tamam. Hemen onu kontrol edip geliyorum. Sizin işler de zor mu hocam? Zor ama severek yapınca problem olmuyor. Seversin tabii. Nasıl? Yani sevilir yani hocam. İnsan işini sevmeli yani. Ben de yani mesleğimi çok severim. Meslektaş sayılırız. Doktor musunuz? Yok, sıhhi teşhisat ben. Anlıyorum. Yani biz de işte hani bakıyoruz, hani kırık dökük falan var mı? Kameralara falan bakıyoruz, ona şey yapıyoruz. O yüzden dedim yani. Evet. Evet. Hocam hazırım ben. Hemen geliyorum. Hocam bu ne heves ya? Beyefendi, isterseniz muayeneye gelebilirsiniz ya da burada mı bekleyeceksiniz? Nasıl yapalım? Yok hocam ya, ben burada bekleyeyim. Ne işim var ki benim içeride yani? Sonuç olarak öyle bir insan değilim yani. O yüzden siz şey yapın ama kafanız bir şey takılırsa ben buradayım. Ben buradayım yani. Anlamadığınız bir yer olur, şey yaparız. Anlıyorum. Nereden çıktı lan şimdi bu erkek doktor? Nereden çıktı ya? Olacak şey mi abi? İsmail saçmalama. İsmail saçmalama. Hayvanlaşma. Bu bir doktor. Tıpta utanma olmaz. Olmaz. Lütfen kendine gel. Ne yapıyorlar acaba içeride? Bak bak. Saçmalama.
İsmail saçmalama İsmail. Azıcık dinleyin bak. Cenan Hanım uzanalım. Şöyle şey. Tamam. Sıyıralım. Ay hocam sıkışmış çıkmıyor ya. Tamam bana bırakın. Ben halledeceğim şimdi. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Tamam şöyle. Ay hocam bu çok büyük değil mi ya? Yani merak etmeyin canınızı yakmayacağım. Ya ben daha küçük bir şey bekliyordum. Artık yani bununla idare edeceksiniz. Ceceren iyi misin Ceren? İsmail! Kan aldırıyorum burada sinirlerimi bozma ya. Tamam ben vereyim kan ben vereyim. Ya hocam zaten ultrasona da bakacaksınız. İçeride mi alsınız? Buyurun ultrasona önce şey yapalım. Buyurun ondan kusura bakmayın şey eşim bir şey. Estağfurullah estağfurullah buyurun. Bir şey olursa çağırın beni. Canım sıkıldı şu an canım çok sıkıldı. Gel, gel bir tanem, gel. Dur, tamam. Gel, sakin, tamam, sakin. Al. Ayşe. Abi. Aa, kayınço. Sizin ne işiniz var burada ya? Ya biz pazar alışverişine çıktık. Buranın domatesleri iyi oluyor dediler. Ya ne işimiz olacak ya? Mahalleye geldik. Tamam. Sakin ol ya. Bebeğimize sinir geçmesin. Tamam. Bebeğim, otur şöyle, otur şöyle. Sakin ol. Ama. Bebeğe sinir geçer ya. Abi, kordondan her şey geçiyormuş. Onu öğrendik, o yüzden dikkat ediyoruz. Tamam. Vallahi mi Meli? Evet. Ya siz başka hocaya gidiyordunuz, Esra hocaya gidiyordunuz siz. Ay. Abi ondan pek memnun kalmadık, bir de burayı deneyelim dedik. Şuraya bak, Deniz Hoca ailenin içine sızmış ya. Nasıl bir şey mi? Ha yok, ben de Ceren'i getirdim de onu şey yapıyordum. Ay, bravo abi sana. Ne kadar güzel eşinin yanındasın. Sen ne kadar düşünceli bir adamsın. Ağlam, ağlam ağlam. Aşkım, aşkım. Ne oluyor ya? Abi hamileyiz ya. Onu anladım. Sana ne oluyor? Abi ben de sonuçta baba oluyorum. Bir şeyler değişiyor yani. Lan oğlum erkekte neyin değişikliği olacak? Niye olmasın? Ha? Niye olmasın? Odun geldik odun gideriz mi diyorsun? He? Bana bak oğlum. Yuvayı dişi kuş yapar. Sen de ben çalışır mı toplarım mı diyorsun? Öyle mi diyorsun? Niye girdin lan o zaman bu işe? Cevap ver. Bana bak. Çocuk yetiştirmek pamukta fasulye yetiştirmeye benzemez. Anladın mı? Anlamaz ki öküz. Oğlum sen niye bana vuruyorsun lan şimdi? Ay abi çok özür dilerim. Gereksiz yükseldim ben. Ay çok özür dilerim. Çok gereksiz yükseldim. Ben seni bebeğim. Hormonlar ise ne yapacaksın? Yok yok tamam problem değil ya. Bir de problem olsaydı. Bir de problem olsaydı. Lan oğlum Allah Allah. Ay. Manyak mıdır nedir? Ay hayatım ben bir tuvalete gideceğim. Tamam gel. Yardım gel. Et. Ay yavaş tamam. Tamam tamam. Ben sakin gidiyorum. Acele etme. Tuvalet tamam. Bekler. Tuvalet bekler. Sakin. Tamam. Ay tamam. Hormonlar yani hormonlar. Bir otursana. Bir otursana abi. Bir şey söyleyeyim. Ya beni yanlış anlamazsan bir şey soracağım sana. Abi sen doğru anlatırsan ben seni niye yanlış anlayayım? Ya şimdi Melih doktor erkek ya. E'si işte yani sonuçta kadın doğum uzmanı hani kadın olsa daha iyi olmaz abi, mı diye ben şey yaptım. Abi saçmalama ya. Tıpta utanma olmaz. Allah Allah adam doktor ya. Ben demiyorum ki manav. Allah Allah. Ama hani yani sonuç olarak insan bir düşündüğü zaman ne bileyim böyle bir şey oluyor yani. İnsan öyle bir düşünüyor. Abicim niye öyle diyorsun? Yani doktor bu. Tıpta öyle düşünülür mü? Gözünü seveyim. Biz doktorlara güvenmeyeceksek kime güveneceğiz? Allah Allah. Hem Ayşe ne diyorsa o. Sen Ayşe'yle mi haberleşiyorsun lan böyle? Abi bu bebek telsizi. Biz bunu hamile bir şey olursa diye aldık. Bütün her şeyi duyuyor. Yani yoksa ben de senin gibi düşünüyorum abi. Ama bir şey diyemiyorum. Hormonlar. Bizim de erkeklik hormonumuz var. Var. Olacak iş mi abi? Olmaz. Bu nedir ya? Evet. Eskiden ayrıca kadın doğum uzmanı mı vardı? Yani. Ebeler vardı. Heh. Ebeler doğutuyordu. Ebeler kadındı. Evet. Şimdi nereden çekti bu iş? Yani benim ebem doğursun Ayşe'ydi ona o zaman. Abi biz senin ebeni nereden bulacağız şimdi? Anneme ben bunu sorayım anneme. Ben bunu alayım da. Anneme ben bunu sorayım. İsmail? Anne? Evet. Senin eşin var burada. İşte kardeşin Ayşe kontrole gelmiş. Ben de o yüzden geldim. Deniz Zubey'e gelmiş değil mi? Hoş geldin. Oh, Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Heh, gelmişken de bir baktırayım dedim. Kendime ne var ne yok. Sen değil mi ana? Sen değil mi ana? Bunu bana nasıl yaparsınız ya? Ne bağırıyorsun be? Ne oluyor buna? Ya bu şimdi doktor erkek diye tribeye girmiş. Ceren'i kadın doktoruna götürecekmiş. Sığ insan. Sığ. Ya bu durum bir tek bana mı garip geliyor? Ayrıca anne bir şey söyleyeceğim. Babam senin buraya geldiğin Rusya bence o da bu duruma garipser yani. Ne oluyor lan burada? Baba,
Niye şaşırıyorsun? Lan bu çocuk beni her gördüğünde şaşırıyor bak. Kullanmaya başladım artık ha. Baba, bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Annemin geldiği doktor var ya. Evet. Erkek, Deniz Bey. Deniz Bey mi? Ya bak. Bak o da rahatsız oldu. Bak o da rahatsız oldu değil mi? Bu durumu hiç hoş karşılamadın değil mi baba? Ya Cem Bey'e geliyorduk ne güzel. Ne güzel Cem Bey'e geliyorduk. Şakalar makalar yapıyordu böyle arada. Vallahi çıldıracağım ya. Gerçekten çıldıracağım şu an. Aa Gülten Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Deniz Hocam müsait misiniz? Ceren Hanım bir tahlillerine bakıyorduk ama... ama sizi araya alabiliriz ya. Olur, olur. Olur. Baba annemi araya alıyorlar baba. Sığ insan. Sığır. Öyle denir mi? Tamam bir dakika oturabilir miyiz? Oturabilir. Erkek, bak, oturabiliriz erkek, evet. Evet. Baba Melih bir şey söyleyeceğim. Ha. Yani sen şimdi mesela annem içeride ya. Evet. Hani, hiç kıskanmıyor musun mesela yani şu an? Oğlum ben seni kıskanacağım. Anan gelmiş 65 yaşına lan. Lan neyi kıskanayım? Öyle deme amca amca. Taş gibi kadın ya. Ya oğlum. Hani ben güzel manasında yani. Hormonlarına veriyorum. Evet. Bir şey söyleyeyim. Yani şu an mesela içeride ne oluyor diye mesela hiç merak etmiyor musun ya? Oğlum neyini merak et? Neyini merak et? Sağ olun. Nasılım doktor bey? Daş gibisin daş. Yıllarca salsa yaptım ben ondan. Oo, benimle de dans etmek ister misin? Ay hızıma yetişebilirsen neden olmasın? Haydi bakalım o zaman yansa buralar. Buyurun. Ya. Ne diyorsun lan? Olabilir mi oğlum böyle bir şey ya? Olabilir. Olabilir baba. Böyle bir şey yaşanmış olabilir. Bakalım. Bir bakalım hadi. Bakalım ayıp olmaz. Ne oluyor? Ben... Beni! Evet. Beni suyum geldi. Ne? Beni suyum geldi. Çekil. Bebek gülüm. Nereye getirin? Çekilin. Bir lata da getirin. Buraya bak. Kirlenir. Bir şey olur. Çekilin. O zaman hastaneye gidelim. Hastaneye gitmemiz lazım. Taksi çağıralım. Taksi bulamazsak ne olacak? O zaman metrobüse gidelim. Metrobüs. Bir olan var mı? Hastanedeyiz ya lan. Doğru ya. Hastanedeyiz. Ben tamamen unutmuşum. Benim şekerim falan düştü. Benim şekerim falan düştü. Ben kantine gidip bir şeyler yiyeceğim. Lan mal! Lan doktor çağırsana! Doğru. Doktor! Doktor! Ne oldu, ne oldu? Benim hanım doğuruyor. Bebek mi geliyor? Yok, ejderha geliyor. Ya sen kusura bakmayın, hormonlar. Tamam, o zaman doğumhaneye alalım hemen, doğumhaneye. Olmaz, gidemem ben burada doğuracağım. Tamam, burada doğuracaksak o zaman hanımefendiyi buraya ayaklarını koyup alalım. Yok, yok, hayır, hayır. Şimdi onu bir tek ayak bağladık mı devirmesi kolay olur. Dövür. Lan dur, salak. Vallahi akine değil lan. Anladın mı? Akşına vuracağım tokada. Sığır mı lan bu, dana mı bu? Yavaş kızım, tamam. Bakın alın, bakın alın lütfen. Elimi tut, gidelim. Bakın alın, bakın alın. Bakın alın. Allah analı babalı büyüsün, nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Bir şey yapalım. Allah! Makas kesmiyor. Şey, bende çakmak var, yakalım. Lan salak mısın? Ağzımdan koparırım. Ya ben... Hayır, saçmalamayın. Allah! Ağzımdan koparırım. Taşlar ezerim. Allah taşlarım lütfen. Hocam, ya şaka yaptım beyefendi. Saçmalamayın ya. Allah. Allah. Evet. Ay çok şükür Allah'ım. Vallahi zilleri takıp oynayasın var. Sen salsa bilirsin sen. Salsa oynar. Ne? Renk 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 renk. Ne diyorsun be? Allah ne yapıyorsun ya? Bırak Allah'ını seversen ya. Allah Allah. Doktor bey, doktor bey vallahi çok teşekkür ederim. Yani bu çocuğu yapmakta en az benim kadar payınız var. Abartma oğlum ya. Allah Allah. Kim olsa doğurturdu işte. Yanlış anladınız. Vallahi inşallah sizinkinde ben doğurturum İsmail Bey. Bizde daha yok hocam öyle bir şey.
Aslında var. Ne? Nasıl? Kim? Ne? Ne oluyor ya? Baba oluyorsun işte. Evet. Allah mı kız? Valla. Ana. Ya. Tebrikler. İkinci torun geliyor. Ağlama ya. Ağlama. Ya duygulandı. Duygulandım. Sonuçta ilk defa baba olacağım. İlk defa baba oluyorum ben. Ya kolay mı yani bu? Her şey neden bu kadar zor? Tamam, ya yeminle bırakın. Sakin ol ya. Sen gizemli hormonlu dünyaya bırak kendini. Gel buraya. Ya ne hormonu be? Durun sen de ya. Sakin ne ol. Ne hormonmuş ya? Gelir çocuk var. Ya. Sen gelin ben. Sağ ol sadece. Ne güzel bir aile hey! Oldu. Ne? Aa! Dua çalıyorsunuz ama. Belli ki onunkine daha çok var. Doğru söylüyor. Doğru. Biraz, biraz kızımızdan. Ben o zaman... Göz ağrım. Ben o zaman yavrumun kulağına adını sayıp şey yapayım. Abu Zer. Abu Zer seç onu. Tabii sen baba ya. Abu Zer diye çocuk ismi mi olur? Baba bir sor. Lan benim adım Abu Zer. Ben çocuktum zamanında. Bize daha çocuk böyle mi doğdun ben anamın karnından yani? Allah Allah. Ama şimdiki zamanda olmaz. Tamam baba ya. Kustu. Tamam, tamam baba. Kusur. Bana dokunma. Tamam, düşünürüz. Baba, tamam bir dakika düşünürüz. Benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Ya Deniz hocam, kusura bakmayın. Sabahtan beri ben burada saçma sapan triplere girdim. Belki farkında değilsiniz birçoğunun ama... Yani eğer kabul ederseniz, siz de kabul ederseniz... Çocuğun adı diyorum Deniz olsun. Nasıl olur? Vallahi annesi güzel. Babası kabul ediyor mu acaba? Güzel, güzel. Olur. Vallahi, yani o da beyefendi yani son... sizin burada arkamdan atıp tutmanız çok önemli değil. Biz burada ne olaylar yaşıyoruz, neler görüyoruz, neler yapıyorlar bizlere ama sıkıntı yok. Şöyle diyeyim, bu ay ismi Deniz olacak, 24. bebeğimiz. Ne diyorsun ya? Çok ama, 25 çok ya. Abuzer, Abuzer, Abuzer! Alkışlar anladığım zili sormaya bile gerek yok Atakan'cığım. Çok güzel oynadın, çok yaşadın rolü gerçekten. Çok beğendik, tebrik ediyoruz. Alkışlarla zile gidiyor Atakan. Sonunda da duygulandım abi. Hakikaten bizim Mete'nin adı da bizim doktorumuzun adı. Buradan doktorumuz Mete Güngör'e sevgiler. Hakikaten duygulandım böyle. Şey oluyor. Yani doktorla öyle bir bağ kuruyorsun ki sonra çocuğun adını koyuyorsun yani. Öyle bir bağ oluyor gerçekten. Evet Safa, rolden çıkamadık. Bana geldi, önüne sallayayım dedim. Abuzer olunca. Pışpışılayım. Çok iyiydi, tebrik ediyoruz. Herkes harika oynadı. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarınızla.